Hoş geldiniz. Bu videonun konusu Çanakkale. Ama bu öyle basit bir YouTube videosu olmayacak. Burada Çanakkale Savaşı'nı bir video içinde ne kadar anlatılabilirse o kadar ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Ki bu zaten yeni bir video falan da değil, onu baştan söyleyeyim. YouTube'a ilk başladığım zamanlarda Çanakkale ile alakalı 3 tane video yapmıştım. İlk bölümde Mustafa Kemal'in Çanakkale'ye gönderilmesi, ikinci bölümde Arıburnu Muharebeleri, üçüncü bölümde de Conk Bayırı Muharebelerine girmiş ve savaştan sonra neler olduğunu söylemiştim. Ama bu videolar yasak aldılar. YouTube'un politikasına uygun değillermiş. Ne reklam çıkıyor ne de Facebook gibi yerlerde paylaşılabiliyor. Linklerini bloke etmişler. Ben de bunları tek bir video halinde paylaşayım. Yeniden düzenleyeyim ve en azından bu kadar emek verdiğim bir proje boşa gitmesin dedim. Çünkü gerçekten de en beğendiğim videolardan biri bu. Bütün kaynaklarda açıklama kısmında mevcut. Dileyenler fazla araştırma yapmak için veya kontrol etmek için bakabilirler. Çok lafı uzatmayayım, kadrajdan çekileyim ve videoları izlemeye başlayalım. İyi seyirler. 1. Bölüm Mustafa Kemal'in Çanakkale'ye gönderilişi. Bütün dünya kızışmıştı. Franz Ferdinand öldürülmüş ve Avrupa Balkanlara çökmek için gerekli bahaneyi bulmuştu. Hasta adam denilen Osmanlı parçalanmaya başlamıştı. İtilaf devletleri çoktan kendi gruplarını oluşturmuşlardı. Osmanlı da Almanya ile müttefik olarak savaşa hazırlanmaya başlamıştı. Zaten daha Osmanlı savaşa katılmadan çok önce İngilizler Osmanlı topraklarına asker çıkartmaya başlamışlardı. Bu savaş fırtına öncesi bir sessizlikle değil, tam aksine hortum gibi gürleyerek Osmanlıların üzerine gelmekteydi. Mustafa Kemal bu esnada Sofya'da ataşe militer olarak görev yapıyor ve Bulgarların savaşta ne tarafta yer alacağını kestirerek Osmanlı'ya raporlar veriyordu. Tabii ki bu onu tatmin edemezdi. O birinci sınıf bir asker olduğu için ve bütün arkadaşları cephelerde savaştığı için bu savaşa dahil olmak zorundaydı. Defalarca kere telgraf gönderdi. Hem Enver Paşa'ya hem de diğer nazırlara "Beni savaşta bir cepheye atayın, bırakın hizmet edeyim" şeklinde mesajlar yolladı. Halbuki kendisi baştan beri savaşa girmeye karşı olan taraftandı. Mustafa Kemal yıllar sonra 1. Dünya Savaşı'na girmemizle alakalı verdiği bir röportajda şunları söylemişti. Türkiye 1. Dünya Savaşı'na girmeye mecburdu ve mevcut dünya dengesine göre bu giriş başka türlü olamazdı. Belki savaşa giriş zamanı, belki de orduyu kullanma tarzı, özetle bir sürü ayrıntı eleştirilebilir. Fakat esasa diyecek yoktur. Türkiye savaşa girerdi ve böyle girerdi. Mustafa Kemal savaşta aktif bir rol oynamak istiyordu fakat birkaç yıl önce İttihat ve Terakki'ye şunları söylemişti. "Askerin politikaya atılması hatadır, yanılıyorsunuz. Derhal kendinize çeki düzen verin." Böyle ithamlarda bulunduğu için o dışarıda bırakılmak istenen biri haline gelmişti. Özellikle Enver Paşa Şam'dan beri onu sevmez, yükselmesini istemezdi. Bir asker olarak tabii ki kendisine saygı duyardı. Sonuçta Mustafa Kemal'in yeteneği inkar edilemezdi fakat ondaki potansiyel Enver Paşa'nın gözünü korkutuyordu. Mustafa Kemal'in rütbe atlayamayacağı, kendisine güçlü bir kabine toplayamayacağı görevlerde bulunması gerekiyordu. Bu doğrultuda birçok kez maaşı bile ödenmemiş ya da eksik ödetilmişti. Her şeye rağmen Mustafa Kemal dünya gündemini takip ediyor ve hatta illeri de bir bir çıkacak olan öngörülerde bulunuyordu. Arkadaşına gönderdiği şu mektupta savaşın gidişatı ile alakalı yaptığı isabetli yorumlar oldukça dikkat çekiciydi. "Ben Almanların bu harpte muzaffer olacaklarına katiyen emin değilim. Gerçi bir şimşek hızıyla demir kareleri devirip çiğneyerek Paris üzerine yürümekteler. Fakat Ruslar da Karpatlara dayanmışlar ve Almanların müttefiki olan Avusturyalılara baskı yapmaktalar. Bu nedenle Almanlar bir kısım kuvvet ayırarak Avusturyalılara yardım etmek mecburiyetinde kalacaklar. O zaman da Fransızlar kendi karşılarında bulunan Almanların kuvvet ayırdığını görerek karşı taarruza geçecekler. Böylece Almanlara baskı yapacaklar. Kendilerinin sıkıştırıldığını gören Almanlar da bu defa Avusturyalılara gönderdikleri desteği geri çekmeye mecbur kalacaklar. Ki bu şekilde zikzakvari hareket eden bir ordunun akıbeti pek feci ve vahim olacağından ben bu savaşın neticesinden emin olamıyorum." Enver, 1-2 yıldır yükselmesini engellemek için Mustafa Kemal'i dış görevlerle oyalamayı başarmıştı fakat artık ülke ipin ucundaydı. Önemli cephelere önemli askerler lazımdı. Mustafa Kemal şu haklı isyanı etmişti. "Arkadaşlarım şehit oluyorken bana Bulgaristan'da bilgi toplamak haramdır. Gerekirse istifa ederim, er olarak savaşa katılırım. Ama yine de katılırım." Bu isyandan sonra mecburen Mustafa Kemal'i gerçekten de işe yarayabileceği bir cepheye atamak zorunda kaldılar.
Bu kısmı gelin kendi ağzından dinleyelim. Ben gerekirse istifa edip er rütbesinde de olsa savaşa katılacaktım. Bavulu çoktan hazırlamıştım. Yola koyulacağım vakitte göreve çağrılma telgrafım geldi. O vakitte Enver Paşa Sarıkamış Muharebesini yapmıştı. Ben İstanbul'a ulaştığım vakit o da seferden dönmüş bulunuyordu. Makamına gittim, biraz konuştuk. Yorgun görünüyordu, sözü uzatmadım. Görev yerine gitmek için gerekli işleri halletmeye koyuldum. Öğrendim ki beni 19. Fırka Kumandanlığı'na bizzat kendisi atamış. Fakat öyle bir fırkanın varlığından kimsenin haberi yok. Kime gidip de ben 19. Fırka Kumandanı Mustafa Kemal desem şaşkın şaşkın yüzüme bakıyorlardı. Adeta sahtekar vaziyetteydim. Kısacası Mustafa Kemal, cepheye atanmanın sevinciyle ve durumun aciliyetiyle hemen yola çıkmıştı. Ve 19. Tümen'e atanmıştı fakat 19. Tümen diye bir tümenin varlığından kimsenin haberi yoktu. Mustafa Kemal adeta var olmayan bir birliğin başına atanmıştı. Bu da ya Enver Paşa'nın Mustafa Kemal'le alay etmelerinden biriydi ya da gerçekten durumlar o kadar karışıktı ki bu ayrıntı atlanmıştı. Daha sonra öğrenildi ki 19. Tümen aslında Osmanlı'ya destek amaçlı çalışan General Liman von Sanders'in emrinde henüz kurulmakta olan bir tümendi. Liman Paşa, Çanakkale'yi savunmakla görevli bir Alman generaliydi ve emrinde birçok Türk birliği vardı. Mustafa Kemal'in de sıfırdan birlik kurması ve Liman Paşa'ya destek olması gerekiyordu. Bunu yapana kadar İngilizler çoktan iki kere savaş gemileriyle Boğaz'dan geçmeye çalışmışlardı. Alınan bütün istihbaratlar Gelibolu'ya çıkartma yapmak için Mısır'da büyük bir ordu hazırlandığını gösteriyordu. Mustafa Kemal'e Gelibolu'nun güney kesimi verildi. Enver Paşa yine Mustafa Kemal'in önemli bölgeleri komuta edememesi için emir vermişti. Daha doğrusu nasıl olsa savaşı kazanırız diye düşündüğü için biz kazanırken Mustafa Kemal'in çok fazla yükselmemesini istiyordu. Bu konuyla alakalı Mustafa Kemal'in 17 Eylül 1914 tarihli cevap mektubu şöyleydi. Pekala bilirsiniz ki benim bütün hayatımda bu ana kadar takip ettiğim gaye hiçbir vakit şahsi olmamıştır. Her ne düşünmüş ve her ne teşebbüs etmiş isem daima memleketin, milletin ve ordunun adına ve menfaatine olmuştur. Hiçbir zaman şahsımın öne çıkmasını ve sivrilmeyi dikkate almamışımdır. Eğer o yaratılışta olsaydım, yazık ki maceracılığa pek müsait olan muhit ve vaziyetlerde fırsatlar eksik değildi. Bugünkü çizgim de geçmiştekinin aynısıdır. Gayesi vatan ve milletin kurtuluşu ve ordunun ıslahı noktasına yönelik olan bu gayeyi, nezih ve her türlü şahsi hislerden arınmış olarak takip edenlerle beraber çalışmak, bence pek keyifli bir iş olur. Bu şartın olmaması halinde memlekete zararlı olmaktan Allah beni esirgesin. Biraz önce Çanakkale'yi bir Alman'ın yönettiğini söylemiştim. Gizli saklı bir durum değildir. İttihat ve Terakki döneminde Osmanlı ordusu resmen müttefikimiz olan Almanlar tarafından yönetilirdi. En üst makamlardaki subaylar, mareşallar hep Alman subaylarıydı. Tabiri caizse vatanımız Almanlara emanetti. Bu durumdan rahatsız pek çok subay vardı çünkü Almanlar hem Türk askerlerini pek tanımıyor hem de pek önemsemiyorlardı. İsterseniz bu konuyla alakalı düşünceleri de yine Mustafa Kemal'in hatıratından okuyalım. Ben harbin müttefiklerimiz için iyi netice vereceğine inanmıyordum. Fakat emrivakiden sonra bulunduğum cephelerde harbi başarıya uğraştırmaya çalıştım. Başka cephelerde ise sanki aksine bir müsabaka vardı. Enver Paşa her hareketinde bir orduyu mahvediyordu. Bu bakımdan Almanları ve Alman askerlerini tenkit etmek istemem. Asıl tenkit edilecek olanlar bilhassa bizim devlet adamlarımızdır. Türk ordusunun aciz ve kabiliyetsiz olduğu kanaatıyla Alman heyetini ayaklarına kadar giderek ve rica ederek memleketimize davet eden onlardı. Alman heyetine adeta gelip bizi adam etmeleri teklif edilmişti. Mustafa Kemal savaşa girme konusunda diğer subaylardan farklı düşünüyordu. Resmi olarak bize savaş ilan edilene kadar durumu izlemek ve ona göre hazırlık yapmak gerektiğini savunuyordu. Fakat Enver Paşa'nın Rus limanlarını bombalatması ve Almanlarla aceleyle müttefik olması Osmanlı'yı bir kıskaca almıştı. Bu konuyla alakalı Mustafa Kemal zamanında Hafız Hakkı Paşa ile bir münakaşa etmişti. Hakkı Paşa Mustafa Kemal'in fikirlerine cevaben şunları söylemişti. Kemal, Kemal, bizi rahat bırak. Sonra vicdanen mesul olursun. Biz öyle şeyler başaracağız ki sen de memnun kalacaksın, dünyada hayrete düşecek. Buna cevap olarak Mustafa Kemal'in söyledikleri ise sonradan bir bir yaşanacak olan gerçeklerden ibaretti.
Evet, çok şeyler yapacaksınız. Fakat yapacağınız şeyler korkarım ki memleketi çıkılmaz bir girdaba sokmaktan başka bir işe yaramayacak. Eğer ben ve benim gibi düşünenler hayatta olursak, sizin bugünkü sözlerinizi takdirle yad etmeyeceğiz. İnşallah bizi içinden çıkılamayacak bir durumda bırakıp gitmezsiniz. Nitekim ileriki yıllarda ülke işgal edildi. Savaşı kaybettik. İttihatçılar da ülkeden kaçıp baştan beri bu savaşa girmemek gerektiğini savunan askerleri sırtlarında taşınması zor bir yükle geride bıraktılar. Fakat başarısız oldukları için her şeyi onlara yüklemek, onlara hain muamelesi yapmak da doğru değildir. Bu durumu da vicdanlı bir şekilde ele almak gerekir. Kaçtıkları yerlerde de halen bir çare peşinde, bir mücadele içindeydiler. İttihatçılar da vatanını seven, vatanını kurtarmak için canını dişine takan insanlardı. Sadece yeterince ileriyi görememiş ve yanlış bir politika izlemişlerdi ve tarihe başarısızlıkla kaydolmuşlardı. Enver Paşa da, Talat Paşa da vatanını terk ettikten sonra yurt dışındaki topraklarda vurulup şehit olmuş değerli, vatanperver insanlardı. İmkanını bulsalar geri döner, memleketlerinde çalışmaya devam ederlerdi. Nitekim Kurtuluş Mücadelesi sırasında Enver Paşa ülkeye dönmek için elinden gelen her şeyi yapacaktı. Fakat bu sefer de Mustafa Kemal ona izin vermeyecek, iki başlılık çıkmaması için engel olacaktı. Ama bunlar da başka videoların konuları olduğu için biz şimdilik Çanakkale'ye geri dönelim. 13 Kasım 1914'te İslam Halifesi ve Osmanlı Padişahı Mehmet Reşat cihat ilan etti. İngiltere'de savaş planlarını tekrardan gözden geçirmeye ve hazırlanmaya başladı. İngiltere'nin Deniz Lordu Amiral Fisher, Hankey'in raporuna dayanarak Osmanlı'ya bir ortak harekat yapılmasını önerdi. 6 Ocak 1914'te Churchill, Amiral Carden'dan Çanakkale Boğazı'nı geçmek için yapılması gereken harekatın ayrıntılı bir raporunu istedi. Amiral Carden, Doğu Akdeniz filosunun Akdeniz'den Marmara'ya geçişini içeren planlarını 11 Ocak 1915'te Savaş Konseyi'ne sundu. Carden'ın planı 3 aşamalıydı. Birinci aşamada uzun mesafeden yapılacak atışlarla boğazın giriş kısmındaki tabyalar bombalanacaktı. Böylece Türk birlikleri kıyılara yaklaşamayacaktı. İkinci aşamada boğazın Anadolu yakasındaki Orhaniye ve Kumkale ve ayrıca Gelibolu yakasında bulunan Ertuğrul ve Seddülbahir tabyaları susturulacak ve boğazın iç kısımlarına girilerek Kepez ve Kilitbahir'e kadar olan merkez savunma sistemindeki tabya ve bataryalar da tahrip edilecekti. Üçüncü aşamadaysa Çanakkale ile Nara arasındaki savunma ateş altına alınarak etkisiz hale getirilecek ve Çanakkale geçilerek İstanbul'a ulaşılacaktı. Carden'ın planı 13 Ocak 1915'te kabul edildi. Yunanistan, İtilaf Devletleri'nin yanında savaşa girmemişti ama yine de gelişmeler üzerine işgal ettiği Limni Adası'ndan çekildi. Yani biz de İngiltere'nin dostuyuz mesajını verdi. Aynı gün İngilizler bu adayı işgal ettiler. Rusya'nın doğudan destek vermesi, İngiltere'nin Doğu Akdeniz, Süveyş Kanalı ve Hint Okyanusu hattındaki imparatorluk yolunun açılması, Almanya'nın ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun Rusya, Romanya, Sırbistan, İtalya ve Fransa üzerinden bir yay şeklinde güneyden kuşatılması ve saf dışı bırakılması planlanmıştı. Bütün bu amaçlardan daha önemlisi Çanakkale Boğazı'nın geçilmesiydi. İşte o zaman her şey yerli yerine oturacaktı. Bu plan Büyük Gösteri diye de anılıyordu ve Çanakkale savaşlarının da olsa olsa birkaç hafta süreceği, İngilizlerin bu savaşı kolaylıkla kazanacağı düşünülmüştü. Fakat 8 ay sürecek olan bu çarpışmalar ve yetenekli Türk kumandanları bütün planları bozacaktı. Ian Hamilton'a göre Çanakkale'ye 250 bin askerle, savaş lordu Kitchener'a göre ise 75 bin askerle gitmek yeterliydi. Duruma göre asker sayısı 500 bine kadar çıkarılabilirdi. Tabii ki bu askerlerin hepsi İngiliz değildi. Aralarında Cezayirli, Senegalli, Hintli birçok asker vardı. Çanakkale Savaşı'nda Osmanlı'ya karşı savaşan askerlerin arasında Müslüman askerlerin sayısı çoktur. İngilizler uzun süredir bu savaşa hazırlıklıydılar fakat biz yıllardır aralıksız her cephede savaşmak zorunda kalmıştık. Her yere birden yetişmeye çalışıyorduk. Çanakkale bölgesi ciddi bir tehlike altında olmasına rağmen orayı doğru düzgün askeri birliklerle dolduramamıştık. Öyle ki Türkçe konuşmayı bile bilmeyen, askerlikten anlamayan ve sonradan da kaçmaya çalışacak olan birçok Arap birliğini destek olarak getirtmek zorunda kalmıştık. Bunun yanında Balkan Harbi'nden kaçan ve kendi vatanında mülteci konumuna düşen birçok vatandaş da yine Çanakkale'ye savaşmaya sevk edilmişti. Özetle bir savaştan başka bir savaşa sürekli gidip geliyorduk ve doğru düzgün barınma, beslenme gibi imkanlar sağlayamıyorduk.
Ordumuz çoğunlukla savaştan bıkmış ve daha çok mülteci ve göçmenlerden oluşan bir ordu konumuna düşmüştü. Bölgenin durumuysa kritikti. Gelibolu Yarımadası'nın kıyı şeridi yaklaşık 85 kilometre uzunluğundadır. Arazi dağlıktır ve çevrede tüm mevkiye hakim çok sayıda tepe vardır. İngilizler 80 bin askerini bu kıyıların herhangi birine çıkarıp herhangi bir tepeye kurulabilir ve rahatlıkla bölgeye yayılabilirlerdi. Böylece Türkleri bölgeden sürebilir ve rahatlıkla İstanbul'a doğru yola koyulabilirlerdi. Nitekim amaçları da buydu zaten. Planlarına göre Çanakkale Savaşı, dediğim gibi olsa olsa 2-3 hafta sürecekti. Liman von Sanders'in 60 bin askeri vardı. Bunları 20 binlik 3 gruba ayırdı ve her bir grubu yarımada boyunca yaydı. Artık oturup beklemekten başka bir çare yoktu. Hangi grup düşman askerleri tarafından saldırıya uğrarsa, diğer birlikler yetişip ona yardım edene kadar bekleyecek, dayanmaya çalışacaktı. Mustafa Kemal Maydoz kısmına atanmıştı. Emrine de askerlikten haberi olmayan birkaç Arap birliği verilmişti ve onları eğitmesi gerekiyordu. Bütün bunlar olurken İngilizler çoktan 3 aşamalı planın 1. aşamasını devreye sokmuşlardı. Kasım 1914'te Çanakkale'yi bombalamaya başladılar. Bu halka duyuruldu ve Çanakkale'nin kuş bakışı bir manzarası çizildi. Bu çizim Tasvir-i Efkar gazetesinde yayınlandı. Zaten biz de bu bombalamalardan sonra cihat ilan etmiştik. Kıyılarımız tahrip edilirken İtilaf devletlerine de daha fazla destek birlik geliyordu. Tabii ki bu birlikler Arap Yarımadası'ndan gelmekteydi. Bize desteğe gelen gönüllü Arap askerleri olduğu gibi İngilizlere de büyük bir istekle destek olan birçok Arap birliği vardı. Arapçası çok iyi olan Lord Kitchener, Mekke Şerifi ile konuşmaları yapmış, asker yardımını almıştı. 1914'ün Kasım ayında yapılan anlaşmalar ve imzalar halen arşivlerde durmaktadır. 2 ay boyunca bizi kıyılardan uzak tutmak ve uygun bir bölge belirleyip oradan büyük bir taarruza geçmek için bizi bombardımana tutan İngilizler, 1915'in Şubat ayına gelindiğinde planın ikinci aşamasını devreye soktular. 19 Şubat'ta İngiliz gemileri 11 bin hatta 14 bin metreden isabetli atışlar yapabiliyorlardı. Ve tıpkı planladıkları gibi Kumkale ve Ertuğrul Tabyaları gibi birçok bölgeyi Türklerin menziline girmeden rahatça hırpaladılar. Bombardıman hiç aralık vermeden 8 saat kadar sürmüştü. 23 Şubat 1915'te Kitchener, Maxwell'a şöyle bir telgraf çekti. Çanakkale Boğazı'nı zorlayarak ulaşılmak istenen maksat Marmara Denizi girişini elde etmek, sonra İstanbul Boğazı'nı zorlamak ve İstanbul'u zapt etmektir. Harekat esas itibarıyla filo ile yapılacaktır. Bu başarılırsa büyük ihtimalle Gelibolu Yarımadası'nı savunan birlikler ricat etmek zorunda kalacaktır. Çanakkale'ye saldırının büyük tasarımcılarından biri olan meşhur savaş lordu Kitchener, bir yıl sonra Rusya ile bir görüşme yapmak için geri dönerken, gemisinin çarpacağı bir Alman mayını sayesinde 5 Haziran 1916'da boğularak ölecekti. Onca başarıya imza atmış bir asker olarak bu kadar umulmadık bir şekilde ölmek, hayatın acı şakalarından biri ve Çanakkale şehitlerinin ödeşme şekli olsa gerek. Savaş tarihinde bütün ülkelerin bir Çanakkale'si yoktur. Fransızlarda Marne ve Verdun cephesi vardır. Rusların bilhassa 2. Cihan Harbi'nde Minsk cephesi, Odessa ve Sivastopolları vardır. Bunlar o vatanın savunulduğunu, o halkın vatanları için öldüğünü gösteren ve asırlarca iftiharla sahiplenilebilecek ve düşman unsurların da ibretle değerlendirmesi gereken anıtlardır. Çanakkale de bu anıtlardan biridir. Çanakkale çok büyük kayıplara yol açmış, etkisini en az 30 yıl daha hissettirmiş fakat tarihteki en şerefli, en namuslu savunmalardan biridir. Pekala bu savaşta yüzlerce kahraman vardır ama aralarındaki en önemli şahsiyet çok açık ki Mustafa Kemal Atatürk'tür. Nedenlerini sıradaki videolarda kaynaklarıyla ortaya koyacağımdan şüpheniz olmasın. Ayrıca bütün kaynaklara da açıklama kısmından ulaşabileceksiniz. Savaş 28 Temmuz 1914'te başlamıştı. Biz 3 ay sonra 29 Ekim 1914'te katılmıştık. İtalya 1915'in Mayıs'ında, Yunanistan'da 1917'de savaşa girmişti. Bizim savaşa aceleyle erkenden dahil olmamız başlı başına bir hataydı ama neticede bu böyle yaşandı. Çanakkale, devlet ve dönemin hükümeti açısından bir utanç kaynağı, halk ve asker açısındansa bir övünç kaynağıdır. İkinci bölüm, Arıburnu Muharebeleri. İngilizler boğazın girişine doluşmuşlardı ve Osmanlı bir anda dört yanında düşmanlarla sıkışıp kalmıştı. Büyük Osmanlı İmparatorluğu son yıllarda göz açıp kapayıncaya kadar erimişti.
kimi bölgede galibiyetle, kimi bölgede ise mağlubiyetle mücadeleye devam ediyor ve bu çıkmazdan nasıl kurtulacağımızı kestirmeye çalışıyorduk. Hemen her cepheden işgal teşebbüsleriyle uğraşıyorduk ama şüphesiz en önemli cephemiz Çanakkale Boğazı'nın girişiydi. Eğer Çanakkale geçilirse sıradaki hedef İstanbul'u işgal etmek ve Osmanlı'yı bitirmek olacaktı. Ruslar İngilizlere Karadeniz'den bir destek birliği yollayacaklarına söz vermişlerdi fakat sadece çıkar ilişkisine dayanan bir müttefiklik kurdukları İngiltere'nin Çanakkale'yi aldıktan sonra ne yapacağını kestiremediklerinden eninde sonunda Çanakkale için karşı karşıya geleceklerini düşünerek Alman baskısını ve Polonya'daki çatışmaları bahane ettiler ve yardım birliklerini geri çektiler. İngiltere, General Albert de Amade komutasında Doğu Sefer Gücü adıyla desteğe gelen Fransız birliklerine güvenerek saldırıya geçti. Çanakkale tabyaları enkaza çevrildi. 25 Şubat saldırısına 12 savaş gemisi katıldı. İngiltere, 5 zırhlı ve 7 torpido desteğinde 3 büyük sandalla Seddülbahir iskelesine gelerek karaya 60 asker çıkarttı. Bölgeyi korumakla görevlendirilmiş olan Mustafa oğlu Bigalı Mehmet Çavuş komutasındaki 30 Türk askeri Seddülbahir kalesine yerleştiler ve yaklaşık 3 saat boyunca çarpıştılar. Mehmet Çavuş bu çıkartmayı durdurmanın bir yolunu düşündü. Aklına bir fikir geldi. Askerlerini sürekli yer değiştirerek saldırttı ve böylece düşmanlar Osmanlı ordusunun daha kalabalık olduğunu düşündüler ve Süngü dövüşünden sonra da İngiliz tarafının sayısı azalınca geri çekilmek zorunda kaldılar. Mehmet Çavuş elindeki tüfek parçalandıktan sonra taşla saldırmaya devam etmiş ve bu esnada başından ve göğsünün sağ tarafından yaralanmıştı. Çatışma günü Süngü dövüşünü kaybeden düşman teknelere binip kaçmaya çalıştı. Tıpkı Seddülbahir'de olduğu gibi birçok bölgede düşman kıyı bölgelerini ele geçirmek için çıkartma mücadelesine devam etti. Bu olaylarda 10 Mart'a kadar geçen süre içerisinde düşmanın 4 zırhlısı ve 1150 askeri telef edildi. Çıkartma girişimleri çok fazla askerin ölmesine mal olan bir muharebe safhasıdır. Fakat başarılı olduğunuz takdirde zafer yolu açılmaya başlar. İngilizler de bunun farkında olarak saldırılarına devam ettiler. 18 Mart günü sabah 11.30 sularında sıkı bir bombardımana başladılar. Buna karşılık olarak Türk orduları varını yoğunu ortaya koydu. Düşman gemileri uzak mesafede de olsa saat 14'te İngiliz gemisi Boet'e bir top atışı isabet ettirmeyi başardık. Boet 3 dakika içinde battı. Gemide mahsur kalan Albay Ridgett ve mürettebatından 609 denizci boğularak öldü. Saat 16.14'te İngilizlerin Irresistible ve Inflexible gemileri de deniz mayınlarına çarparak geri çekildiler. 24 saat içinde İtilaf devletlerinin 3 önemli gemisi yani Boet, Ocean ve Irresistible battı. Ayrıca Inflexible, Gallis, Suffren ve Agamemnon zırhlıları da savaş dışı kaldı. Bunun yanında 800'den fazla insan kaybı verdiler. Bizim zayiatımız ise düşmanın zayiatının 5'te 1'inden bile daha azdı. Çanakkale'de düşmanın temizlediği deniz mayınlarımızın tekrardan yerleştirilmesi ve yıllar önce düşmüş olan uçak enkazlarından yeni uçakların yapılması, Seyit Onbaşı'nın mermileri sırtlanıp Ocean gemisini batırması gibi birçok dahice ve kahramanca taktik denenmiştir. Fakat bunlar çoğunuzun bildiği olaylar olduğu için burada bütün ayrıntılara değinerek videoyu uzatmak niyetinde değilim. Çok istek gelirse bunları da ayrıca başka videolarda ele alabiliriz. Mart ayının başından beri bombalamalar oldukça etkin bir şekilde devam etti ve 24 Mart'a gelindiğinde Rusya, politikalarındaki değişimlerle alakalı bir takım demeçler vermeye başladı. Çünkü İngiltere gözünü adalara da dikmişti. 29 Mart'a kadar yaşanan süreçte İngiltere açısından neler olup bittiğini, kaç gemi zayiatı verdiklerini şu küçük şemada görebilirsiniz. Burada böyle basitçe anlatıyoruz fakat yaşanan ortam iç karartıcıdır. Yarın ölüp ölmeyeceğinizin bir garantisi yoktur. Bir bombardıman atışıyla yok olmayacağınızın garantisi yoktur. Ortada canınız vardır. Değil günler, geçen dakikalar bile insanı panik etmeye yeter. O güne kadar Mustafa Kemal'in ne yaptığını, nelerle meşgul olduğunu, Madame Corinne yazdığı 30 Mart 1915 tarihli şu mektuptan anlayabiliriz. Aziz dostum, Tekirdağ'da tümenin oluşturulmasıyla meşgul oldum. Oluşturduğum tümenle Maydos'a gitmek ve orada bulunan bütün kuvvetlerin kumandasını üstlenmek emrini aldım. Bu kuvvetler Çanakkale Boğazı'nı müdafaa eden iki topçu tümeniydi. Bir aydır buradayım ve Çanakkale Boğazı'nı müttefiklerin çıkarma teşebbüsünde bulunan donanmalarına karşı müdafaa ediyorum. Burada benim ismimin duyulmamasına şaşmamalı. Çünkü ben mühim bir muharebenin kahramanı olarak Bigalı Mehmet Çavuş'a şeref kazandırmayı tercih ettim. Tabii takdir edersiniz ki Mehmet Çavuş'u bulan da, muharebeyi idare eden de bendim. Geçmiş ve geçmiş zamanın hatıraları ebedi bir hayata sahiptir. Beni unutmayınız Corinne.
Bu harpte ölsem bile. 19. Tümen Komutanı Mustafa Kemal. Az önce duyduğunuz bu harpte adımın duyulmamasına şaşmamalı sözüne dikkat edin. Bunun tek sebebi Mustafa Kemal'in normal askerleri kahramanlaştırarak insanlara umut vermek istemesi değildi tabii ki. En önemli sebeplerden biri Enver Paşa'nın Mustafa Kemal'le alakalı hemen her haberi sansürletmesi ve gazetelerden fotoğraflarını kaldırtmasıydı. Bunu yapabildiği yere kadar yapacak ve Mustafa Kemal'in parlamasını engelleyecekti. Fakat artık savaş alanındaki başarılarıyla adı Anafartalar kahramanı olduğu zaman Mustafa Kemal'i arka planda bırakabilmek imkansız hale gelecekti. Savaşla geçen Mart ayı geride kalmıştı ve artık muharebelerin en şiddetli yaşandığı aylardan birisi olan ve belki de savaşın seyrini gerçek anlamda değiştiren Nisan ayına gelmiştik. Fakat Nisan olaylarına gelmeden önce de yine sizinle Mustafa Kemal'in Nisan tarihli bir mektubunu paylaşmak istiyorum. Bu mektupta Mustafa Kemal, o güne kadar Türk askerinin içinde bulunduğu durumu oldukça basit bir şekilde izah ediyor. Karargahımın katiplerinden olan Hulki Efendi'nin İstanbul'a seyahatinden fayda ederek size bu mektubu yazıyorum. Burada hayat o kadar sakin değil. Gece gündüz, her gün çeşitli toplardan atılan şarapneller ve diğer mermiler başımızın üstünde patlıyor. Kurşunlar vızıldıyor ve bomba gürültüleri toplarınkine karışıyor. Gerçekten de bir cehennem hayatı yaşıyoruz. Çok şükür ki askerlerin pek cesur ve düşmandan daha mukavemetlidirler. Bundan başka hususi inançları da çok defa ölüme sevk eden emirlerimi yerine getirmelerini çok kolaylaştırıyor. Fil hakika onlara göre iki semavi netice mümkün. Ya gazi ya da şehit olmak. Derken Maydos dönemi sona erdi. Enver Paşa Mustafa Kemal'in daha geriye bir yerlere gönderilmesini emretmişti. 18 Nisan 1915 günü Mustafa Kemal komutasındaki 19. Tümen 5. Ordu'nun yedeğini oluşturmak üzere Bigalı'ya gönderildi. Gelen emire göre olası bir taarruzda bölgeyi savunmak için yedekte bekleyeceklerdi. Ayrıca o bölgelerden çıkarılacak düşman sayısının oldukça az olacağı, hatta kimsenin oradan çıkartma yapmaya kalkmayacağı düşünüldüğü için Mustafa Kemal pek bir şan şöhret kazanamayacaktı. Fakat bu hareket farkında olmadan Mustafa Kemal'in belki de savaşı kurtarmasına yarayacaktı. Nisan 1914 günü sabah 5.30 civarında düşman Arıburnu sahillerine ayak bastı. Ciddi anlamda büyük bir çıkarma girişimiydi bu. Düşman birliklerini ilk olarak o bölgeyi savunmakla görevli 27. Alay karşıladı. Onların da yardımına sabah 9.45 ila 10 civarlarında 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal komutasındaki 57. Alay yetişti. Aslında yedek tümen komutanı olan Mustafa Kemal'in böyle bir yetkisi yoktu. Mustafa Kemal üstlerinin emrine karşı gelerek kendi inisiyatifiyle oraya gitmişti. Bir asker olarak emirlere karşı gelmek ve kendi bildiğini okumak, hele hele savaş zamanında bunu yapmak ne tehlikeli bir şeydir, bunu ancak askerlik yapmış olanlar bilir. Askerlikte emir komuta zincirinin korunması esastır. Bense size Mustafa Kemal'in emirlere karşı gelerek o bölgeye gittiğini söyledim. Çünkü çıkartmanın oradan yapılacağını düşünen tek kişi oydu. Bu ihtimalden defalarca bahsetmişti. Destek istemişti fakat ciddiye alınmamıştı. Sabah raporlar gelmeye başladığında, üstlerine düşmanın çıkartma yaptığı bildirildiğinde bile bir tabur asker gönderilmesi yeterli olacaktır. Bu girişim olsa olsa bir şaşırtmacadır cevabını almıştı ve çadırında kalması istenmişti. Normalde aklı başında bir subay bu durumda oturur emirleri beklerdi. Sonuçta yaşanacak felaketlerin sorumluluğu üstlerine ait olacaktı. Ama eğer Mustafa Kemal bu emirleri dinlese ve çadırında oturup bekleseydi, düşman muharebenin ilk saatlerinde bölgenin en hakim tepeleri olan Conk Bayırı ve Koca Çimen'i ele geçirecek ve Boğaz yolunu açmış olacaktı. Conk Bayırı muharebeleri Çanakkale Savaşı'nın kilit noktası olmuştur. Daha ayrıntılı anlatmak gerekirse, o gün 4000 kişilik bir Anzak Birliği, yalnızca 40 kişiden oluşan küçük bir Türk takımıyla karşı karşıyaydı. Oraya bir tabur asker yardımı yollayıp oturmak demek, komutanların cehaleti yüzünden Çanakkale'nin geçilmesi demekti. Zaten bölgeyi korumakla görevli o 40 kişi de cephaneleri bittikten sonra kaçmaya başlamıştı. Düşman askerleri önünde bir engel olmadan rahatça ilerlemekteydiler. İşte o esnada kaçan Türk askerleri emirlere karşı gelerek bölgeye gelen Mustafa Kemal'e rastladı. Orada hepinizin bildiği şu meşhur olay yaşandı. Mustafa Kemal, "Ne oldu, neden kaçıyorsunuz?" diye sordu. Askerler, "Kumandanım, düşman geliyor," dediler. Mustafa Kemal, "Düşmandan kaçılmaz," diye bağırdı. Askerlerse, "Cephanemiz yok, düşman kalabalık," diyerek karşılık verdiler. "Cephaneniz yoksa süngünüz de mi yok? Süngü tak, yere yat. Ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum."
Biz ölünceye kadar geçen zaman zarfında yerimize yeni kumandanlar ve yeni askerler gelecektir. Mustafa Kemal kritik bir karar almıştı ama doğru olanı yapmıştı. Hemen yaverini geri gönderdi ve son hızla bütün desteği getirmesini emretti. Zaten kendi emrinde olan birlikleri getirmişti fakat atıyla onların da önüne geçerek bölgeye birkaç dakika önce ulaşmıştı. Şimdi kendi birlikleri yetişip de bölgeyi koruyarak düşmanı oyalarken diğer birliklerden yardım isteyebilecektik. Mustafa Kemal kendi birliklerinin ulaşması için en az 10 dakika gerektiğini biliyordu. Zaten bu yüzden o askerlere ölmeyi emretmişti. Onlar ölünceye kadar geçen zaman zarfında yerlerine yeni askerler gelecekti. Ve o kaçan askerler düşmana karşı cephe alarak yere yattılar. Düşman bu durumu görünce Türklerin taarruza geçeceğini veya belki de bilerek kaçtıklarını ve onları tuzağa çektiklerini düşündüğü için düşman askerleri de yere yattı. Bu durum Mustafa Kemal'in henüz ortalıkta olmayan destek birliklerini getirene kadar Türklere zaman kazandırmıştı. O Türk askerleri orada yere yattılar ama bir daha kalkamadılar. Armstrong, Türkiye'de sansürlettirilen Bozkurt adlı kitabında bugünü şöyle aktarmıştır. O gün çarpışmalar bazen coşup taşarak, bazen azalarak bütün gün boyunca sürdü. Avustralyalılar daha yolun 1/3'ünü kat etmişlerdi. Türkler hızla tükeniyorlardı. Türk birlikleri maalesef güçlü değildi. Mustafa Kemal emrine verilen Arap birliklerini düzenlemek için çok uğraşmıştı fakat 57. alayın büyük bir bölümü imha edilmişti. İki Arap alayı da kargaşa halinde ve bozulma eğilimindeydi. Ancak Avustralyalılarda bitap düşmüştü. Her iki taraf için de ekstradan gelecek 500 asker savaşı kazandırabilirdi. Karanlık çöktüğünde tepe hala Türklerin elindeydi. Düşman tepeye çıkamamış, yamaçlarda saklanmıştı. Mustafa Kemal beklemedi. Karargahını doruğun birkaç metre gerisine, kayaların arkasına kurdurarak bütün gece ve ertesi gün düşmanın tepeye çıkmasını engelleyebilmek için hücum üzerine hücum düzenledi. Yine de güç dengesizliğinden dolayı düşmanı denize süremiyor, sadece ilerlemelerini engelleyebiliyordu. Jonk Bayırı kilit mevkiydi. Boğazlar düştüğü takdirde İstanbul'da düşecek ve Osmanlı'nın Almanya ile bağlantısı kesilecekti. Yunanistan, Romanya ve Bulgaristan büyük ihtimalle İngilizlere katılacaktı ve bu etki dünya çapında olacaktı. Sırf bu ihtimaller bile ordunun tedirginleşmesine yetiyordu ve bunu engellemesi gereken kişi tam da o mevzide bulunan Mustafa Kemal'di. Mustafa Kemal o muharebelerden sonra şu emri yayımlamıştı. Benimle beraber burada muharebe eden bütün askerler kesinlikle bilmelidir ki bize verilen namus görevini tam olarak yerine getirmek için bir adım dahi geri gitmek yoktur. Rahatlıkla uyumak yolunu aramanın, bu rahatlıktan yalnız bizim değil, bütün milletimizin ebedi olarak yoksun kalmasına sebep olacağını hepinize önemli hatırlatırım. Bütün arkadaşlarımın fikir birliğinde olduğuna ve düşmanı denize dökmedikçe yorgunluk belirtisi göstermeyeceklerine şüphem yoktur. Mustafa Kemal, Çanakkale Savaşı'nda iki kere emirlere karşı gelmiş ve kendi bildiğini yapmıştı. İkisinde de haklı çıkmıştı. Bu iki karşı geliş, savaşı kazandıran iki kilit unsurdu. 25 Nisan'da yaşananlar bunun ilkiydi. İkincisini ise sıradaki videoda, olay tarihine geldiğimiz zaman göreceksiniz. Bakın, Mustafa Kemal'in Çanakkale'deki rolü değersizdir diyen bir takım tarih istismarcılarına karşı, sırf şu 25 Nisan günü bile tek başına yeterli bir cevaptır. Dikkatinizi çekerim. Mustafa Kemal'den başka düşmanın oradan saldıracağına ihtimal veren kimse yoktu ve hepsi de yanılmıştı. Bu öngörüye rağmen bile o bölgeleri korumak günler almıştır. Birinci Kirte muharebeleri ve daha fazlası yaşanmıştır ve orada büyük bir mücadele verilmiştir. Mustafa Kemal bütün bunları öncesinden tahmin etmiş ve üstlerine bildirmiştir. Örneğin düşman çıkartma yapmadan önce şu telgrafı yollamıştır. Düşman donanmasının boğazdan geşmesine engel olan kıyı bataryalarımız denizden susturulamamıştır. Düşman bunları karadan ele geçirmek isteyecektir. Gelibolu'ya yapılacak çıkarmanın hedefleri Alçıtepe ve Kocaçimentepe olacaktır. Buraları ele geçiren düşman bataryalarımızı kolaylıkla susturabilir. Bu iki tepenin en önemlisi ve tehlike yaratabilecek olanı kıyı bataryalarımıza en yakın olan Kocaçimentepe'dir. Zaman kaybetmeden bütün tümenimle oraya koşmam gerekiyor. Kimse onu ciddiye almadı fakat neticede tarih Mustafa Kemal'in haklı olduğunu kaydetti. Düşman tam da bu telgrafta öngörüldüğü gibi davrandı. Eğer Mustafa Kemal'e kulak verilseydi bu kadar çok zayiat vermemize gerek kalmayacaktı. Kendisi yedek tümen komutanı olmasına rağmen emrinde olmayan birlikleri bile desteğe çağırmış ve hayatı üzerine kumar oynamıştı. Eğer başarısız olsaydı o anda ölmese bile muhakkak ki bu hareketi yüzünden yakalandığı yerde idam edilirdi.
Zaten biz de bu kumarı kazanmış olmasından dolayı bugün bu topraklarda yaşayabiliyoruz. Zaten Çanakkale verilseydi, muhakkak ki İstanbul'da elden gidecekti ve kurtuluş mücadelesi verecek bir özgüven artık Türk halkında kalmayacaktı. Hoş, kalsaydı bile Ege ve İstanbul bölgesini artık ancak rüyalarımızda ya da bir ihtimal turistik gezilerde görebilecektik. Çünkü Anafartalar kahramanı diye birisi tarih sahnesine çıkamayacaktı ve milli mücadele dönemi de kim bilir nasıl olacaktı. Ama yine de biz burada tarih üzerine varsayımlar yapmayı bırakarak belgelerle konuşmaya devam edelim. İngiliz yazarı Alan Moorhead, Gelibolu adlı kitabında 25 Nisan gününü şöyle izah etmiştir. O genç ve dahi Türk şefinin orada bulunması müttefikler açısından tarihin en acı darbelerinden biridir. İngiliz kumandanı Aspinall Oglander da bunu açıkça kabul etmiştir. Bir tümen komutanının üç ayrı yerde tek başına geliştiği hareketlerle bir savaşın, hatta bir ulusun kaderini değiştirecek yücelikte bir zafer kazandığı tarihte pek nadirdir. Yaşanan yaşandı, savaş devam etti. Durum bizim açımızdan her zaman yıpratıcıydı. Birçok asker cepheyi terk etmeye, kaçmaya başlamıştı. İstemeyerek savaşa katılan Araplar, ilk fırsatını buldukları anda bize sırt çevirdiler. Gönüllü olarak gelenler bile fikirlerini değiştirdiler. Çanakkale Savaşı'nda sonuna kadar bulunanlar yalnızca has Anadolu çocukları ve Balkan Savaşları'ndan gelen göçmenlerdi. Kaçan askerlerle alakalı binbaşı Mehmet Emin Efendi, Mustafa Kemal'in yanına gelerek çağrı aradı. Subaylar ne yapacaklarını bilmez haldeydiler. Mustafa Kemal'in kesin cevabı şu olmuştu. Hacı Emin Efendi, bu manzara benim için ve senin için ilk defa görülmüş değildir. Hatırlayınız ki Derne'de İtalyanlarla yaptığımız birçok muharebede cephemizin bazı kısımlarındaki Araplar, bugün gördüğünüz gibi kaçmışlardır ve hatta düşmanla birleşip bize saldırmışlardır. Fakat bu kaçışlar neticede bizim başarılı olmamızı önleyememiştir. Müsterih olunuz, şimdi bize düşen bu kaçanlara lanet etmek değil, onları bulup muharebeye sevk etmektir. Bunun için derhal silahınızı çıkarınız ve maiyetinizde bulunan herkese de aynı yetkiyi verdiğimi bildiriniz. Kaçanları vurunuz, süvarilerimi toplayıp ben de bizzat yanınıza geleceğim. Bir önceki videoda Çanakkale'de bizimle beraber muharebe eden Alman subaylarından ve bazı subayların Türk askerleriyle anlaşamamasından bahsetmiştim. Bu anlaşmazlığa, hatta işe yaramazlığa örnek vermek gerekirse binbaşı Raymond'dan bahsedebiliriz. Alman binbaşı Raymond, ordu komutanının emir ve onayıyla 19. Tümen Kurmayı olarak gönderilmişti. Yani Mustafa Kemal'in emrine verilmişti. Fakat ne hikmetse askerden çok ziyaretçi gibi gezen bir adamdı. Öyle ki savaşın en önemli anlarında bile, örneğin 27 Nisan 1915'te Kemal yerine geldiğinde hiçbir yardım etmeyip her şeye seyirci kalmıştı. Raymond gündüzleri Kemal yerinde, geceleri de Bigalı'da ikamet ediyordu. Mustafa Kemal 1 Mayıs günü Raymond'dan istifade edebilmek amacıyla cepheye gidip kıtaları düzenlemesini istedi fakat Raymond bu görevden kaçmaya çalıştı. Eh ne yapalım, bari en azından bir kroki düzenlesin diyerek kıtaların ve düşmanın vaziyetini gösteren bir plan sunması istendi fakat kroki üzerinde baştan sona yanlış bir durum çizdi. Askeri görüşü 1500 metre ileride bulunan düşmanın vaziyetini bile tayin edemeyecek kadar kısıtlıydı. E ne yapalım, bari kanlı sırta gidip dağ topu için mevzi seçsin bari diyerek böyle bir görev vermeyi tercih ettiler fakat onu da topçu subayı olmadığım için bu işi beceremem diyerek reddetti. Normalde bir kurmay subay harp okulunda 3 asker sınıfının da taktiklerini öğrenir. Ama Raymond ne hikmetse bu sınıfların hiçbirinde başarılı değildi. En sonunda bir işe yaramayacağı anlaşılınca başka bölgelere gönderildi. Gelen Alman subaylarının çoğu harbi kendi davası olarak görmüyor, riske atılmak istemiyordu. Sadece Liman von Sanders gibi sayılı birkaç subay aklı erdiğince elinden geleni yapmaya çalışıyordu. Tabii aralarında çürükler çıktıysa da bu konuda Almanların hakkını yiyemeyiz. Neticede Çanakkale'de müttefikimiz olan birçok Alman askeri bizimkilerle birlikte can verdi. Resmi olarak o günlerde verilen kayıplar sadece Mustafa Kemal'in birlikleri için bile şöyledir. 25-28 Nisan harbinde taburumun 5 yaralı subayı, 69 şehidi, 348 yaralısı ve 69 kaybı vardır. Tahminen 300 kadar er de diğer alaylara karışarak harbe devam etmiştir. Tabii bu rakamlar size ölmeyi emrediyorum emri sayesinde en iyi durumumuzla verdiğimiz kayıplardır. Eğer o gün Mustafa Kemal çadırında oturup bekleseydi olacakları tahmin etmek hiç de zor değildir. Hal böyleyken Rusya ve İngiltere'nin arası iyice açılmaya başladı. 2 hafta içinde düşmesi beklenen Çanakkale aylardır alınamamıştı. Rusya zaferden şüphe etmeye başladı.
Çünkü kazansalar bile bu çok şeye mal oluyordu. Rusların fikir değiştirmesi ve Çanakkale'nin hala alınamıyor olması üzerine İngiliz Savaş Konseyi'nde geri çekilme ihtimalleri üzerine tartışmalar başladı. Beklenenden uzun süren bu harbin İngilizlere hiçbir şey kazandırmadığını ve Çanakkale'nin hala alınamamış olmasının bir utanç olduğunu düşünmeye başladılar. Fakat Churchill kararlıydı. Bu harbi kazanmak istiyordu. 29 Nisan'da İngilizler mecburen şaşırtma saldırıları yapmaya başladılar. Çıkarma denemelerindense bir sağa bir sola bombalar atarak Türk ordusunu oradan oraya sevk edecek ve düzenini bozacaklardı. İngilizlerin bu taktiği sonuç verdi. Saldırılar yoğunlukla Kumkale civarına yapıldı. Liman von Sanders de birliklerini oraya yönlendirmişti. 2 gün boyunca gece gündüz devam eden Kumkale savaşlarında Osmanlı kuvvetleri toplamda 17 subay 450 er yani 467 şehit verdi. Ayrıca 763 yaralımız vardı ve 5 subay ile 500 kadar er kayıp oldu. Bizim toplam zayiatımız 1735 iken düşmanınki sadece 786 idi. Aslında İngilizler karaya çıkarma teşebbüsleriyle uğraşmasalar, sadece denizden bombardımanla tahribata devam etseler, muhtemelen bir süre sonra Çanakkale'yi alırlardı. Fakat Birinci Dünya Savaşı çok ciddi bir olaydı. Her ülke birbirine saldırmaya başlamıştı. Dolayısıyla İngiltere zaten doğuda ve diğer bölgelerde işgal teşebbüsleriyle uğraşırken, bütün birliklerini yıllarca Çanakkale'de bekletemezdi. Bu harbi acilen kazanmaları gerekiyordu ve zaten söz verdikleri zafer tarihinin de üstünden aylar geçmişti. 25 Nisan teşebbüsüyle geçen bu şiddetli hafta sonucunda Mustafa Kemal'in başarısı herkesçe takdir edildi. Öyle ki alacağı İmtiyaz Harp Madalyası ödülü 3. Kolordu Komutanı Esat Paşa tarafından bildirildi. Ayrıca o gün bir kumandanlar toplantısı yapıldı. Mustafa Kemal'in o toplantıda söylediği şu sözler Çanakkale ruhunu tamamen yansıtmaktadır. Hepimiz ölene kadar düşmanı mutlaka denize dökmemiz lazımdır. İçimizde ve askerlerimizde Balkan Harbi utancını bir daha görmektense ölmeyecek yoktur. Böyleleri varsa onları derhal kendi ellerimizle kurşuna dizmek lazımdır. Ve Nisan ayı geride kaldı. Mustafa Kemal başarılarından dolayı Arıburnu Kuvvetleri Komutanlığı'na getirildi ve 16 Mayıs 1915'e kadar bölgedeki bütün kuvvetleri komuta etti. 10 Mayıs günü Mustafa Kemal'in 25 Nisan'da Arıburnu muharebelerini yönettiği tepeye Kemal Yeri adı verildi. Enver Paşa Mustafa Kemal'in raporlarını ve fikirlerini önemsemiyordu. Mustafa Kemal nasıl bir kahramanlık yaparsa yapsın Enver'e göre bütün başarılar Almanlarındı. Sonuçta Çanakkale'yi Almanlar idare ediyordu. Mustafa Kemal 3 Mayıs 1915'te muharebelerin raporuyla alakalı gönderdiği telgrafta bu konuya da değinmişti ve Enver Paşa'yı bölgeye çağırmıştı. Vatanımızın müdafaasında kalp ve vicdanlarının bizim kadar çırpınacağına şüphe olmayan başta von Sanders olmak üzere bütün Almanların fikirlerinin üstünlüğüne itimat etmemenizi katı surette temin ederim. Bizzat buraya teşrif edip vaziyetimizin icaplarına göre burayı bizzat sevk ve idare etmeniz münasip olur kardeşim. Mustafa Kemal'in 25 Nisan'daki başarılarıyla düşmanın bölgeyi ele geçirmesini engellemiştik. Fakat neticede düşman askerlerinin sonu gelmiyordu. 6 ila 8 Mayıs arası 2. Kirte Muharebeleri yaşandı ve çok fazla kan döküldü. Ama sonunda değişen hiçbir şey olmadı. Türk mevzileri durumlarını korudu. İngiliz harp muhabiri Ashmont Bartlett bu muharebeyle ilgili haberinde şu yorumu yaptı. Askerlerimizin bugün dövüşmekte olduğu adamlar Gazi Osman Paşa'nın emri altında Plevne'yi savunanlarla aynı kalıptan çıkmıştır. Düşman öyle 2 haftada Çanakkale'yi alıp İstanbul'a varmak rüyasından çoktan vazgeçmişti. General Hamilton bile Osmanlı askerlerinin cesaretini tebrik etmekten geri durmadı. Bir komutan için en büyük düşman etrafa korku saçan kimsedir. Türkler gerçekten cesurlar. Görüldükleri yerde dehşetli korku saçıyorlar. İngilizlerin beyhude denemeleri devam etti. Hamilton'ın deyimiyle gebe dağlar Türk doğurmaya devam ediyordu. 19 Mayıs 1915 hücumunda 339 er ve subayımız şehit olmuş ve 754 er ve subayımız da yaralanmıştı. Elbette bölgeye zaman zaman muhabirler geliyor ve röportajlar yapılıyordu. Fakat Mustafa Kemal özel mektuplar yollayarak arkadaşlarının yeni doğan bebeklerini tebrik etmekten ve karamsarlığa kapılmış olan İstanbul'a moral vermekten geri kalmıyordu. Örneğin 24 Mayıs 1915 tarihli Mustafa Kemal tarafından kurşun kalemle ve Fransızca yazılmış bir mektuba bakalım. Aziz dostum, işte Arıburnu'nda İngilizlerle savaştayım. Bakiyemi de cesur kıtalarım tarafından sahile, donanmanın ikamet ettiği noktaya sürdüm. Düşmanın esaslı kuvvetlerini ezdim. Pek ziyade ümit ederim ki düşmanın tam imhası haberini yakında alacaksınız.
Mustafa Kemal 1 Haziran'da albaylığa terfi ettirildi fakat Enver Paşa yine de Çanakkale ile alakalı harp mecmuasının kapağından Mustafa Kemal'in ismini sildirmekten vazgeçmedi. Kabul edersiniz ki bu girişimler şu an bizim eleştirdiğimiz, olur mu öyle şey dediğimiz, nasıl böyle bir kahraman sansürlenebilir diye karşı çıktığımız olaylardır fakat o dönemde Mustafa Kemal'in ünlü olmak gibi bir gayesi yoktu. Bütün bu hareketlerse onun umurunda bile değildi. Zira aylardır cephedeydi. Bir kurşunla vurulsa hayatı sona erebilirdi. Ölüm 2 saniye uzaklıktaydı. Neticede öldükten sonra ne kadar meşhur olduğunuzun hiçbir kıymeti kalmayacaktı. Hele bir de savaş kaybedilirse sizi muhtemelen kimse hatırlamayacaktı. Kaldı ki kendisi en ön cephelerde askerleriyle iç içe savaşıyordu. Yani ölüm zaten 1 saniye uzaklıktaydı. Aklınızda canlandırmaya çalışın. Savaşın ilk günlerindeki hareketlilikten sonra gelen birkaç hafta sıkıntı ve gerginlikle dolu siper savaşlarıyla geçmişti. Siper kazma, düşman mevzilerine ulaşmak için sıçan yolları ve tüneller açma, tehlike karşısında gergin bir durumla kafanızı bile kaldırmaya korktuğunuz nöbetler, bedenin sürekli tutulmuş durumda kalmasına yol açan koşullar, düşmanın kafayı patlatan sonu gelmez kurşun sesleri, patlayan şarapnellerin sinir bozucu patırtıları, karanlıkta dikenli telleri onarmanın getirdiği korku, saldırmak için gruplar halinde daracık tünellerde saatlerce beklenenin ızdırabı, kaşıntı ve ter içinde, pislik içinde, aç karnına verilen mücadeleler, tarif etmek imkansız. Arazideki cesetler günlerce toplanamamışken, yanınızda arkadaşlarınız vurulurken, kafanızı kaldırmaya bile korkarken yaşayacaklarınız. Artık tam anlamıyla bir psikoloji savaşı vardı. Daracık tünellerde, kan kokusu içinde, çelik ve pislik içinde ölmeyi beklemekle geçiyordu günler. Komutanlar için de durum farklı değildi. Belki çukurlarda beklemiyorlardı ama harekat planları hazırlıyorlardı. Harita üzerinden düşmanın hareketlerini tahmin etmeye çalışıyor, en ufak bir hatada bütün yükün onlara kalacağını biliyorlardı. Ağır bir sorumlulukla beklentileri karşılamaya çalışıyorlardı. Ölen her asker onların boynunaydı. Mustafa Kemal'in deyimiyle sorumluluk ölmekten bile ağırdı. Bunu ne kadar ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışırsam çalışayım, yine de anlamam ve anlatabilmem imkansızdır. Böyle şeyleri ancak ve ancak yaşayanlar bilebilir. Bunlar tarih kitaplarında pek yazmaz ama bir düşünmeye çalışın, tasavvur edin. O savaş alanı nasıl bir manzara sunuyordu acaba? Artık Haziran ayına girilmişti. Bütün bu sorunlarla birlikte kavurucu bir yaz sıcağı gelmişti. Su son derece kıttı. Sıcaktan ve tozdan rahat nefes alınamıyordu. Hatlar arasında ölen askerler çürümeye başlamıştı. Cesetleri toplamak için çok nadiren ateşkes yapılıyordu. Havayı kocaman mavi sinekler doldurmuştu. Sineklerin ardından dizanteri, bağırsak iltihabı hastalıkları ve milyonlarca bit geldi. Artık savaş bir iman gücü savaşına dönmüştü. İradesi güçlü olan kazanacaktı. Düşman, nasıl atarsan at, mutlaka bir tarafı dik kalacak şekilde tasarlanmış dikenler fırlatıyordu araziye. Bu dikenler zehirliydi. Ayağında bez çarıkla koşan Mehmetçik bunlardan birine bastığı takdirde bir iki güne kalmadan bacağı kangren oluyor, kesiliyordu. Yeni askerler, yeni destek timler gelmesi gerekiyordu fakat dört bir yanda savaş verildiği için bu çok zordu. 15 yaşında hatta 14 yaşında çocuklar askere alınmaya başlandı. Silah kadar boyu olan çocuklar savaşa gidiyordu. Yani Tokat'ın 15'lileri. Fakat bütün bunlar olurken Mustafa Kemal kararlılığını koruyordu. Çok az uyuyordu, matematiksel hesaplar yapıyor ve güçlü durmaya çalışıyordu. Sağındaki 9. Tümen Komutanı Alman General Herkangen Geyser, Mustafa Kemal'in yeteneği karşısında şaşkına dönmüştü. Mustafa Kemal sürekli olarak ateş hattındaki diğer subaylar ve askerlerle konuşuyor, beraber sigara içiyor, böylece ilk elden bilgiye sahip oluyordu. Araziyi incelemek için sık sık siperlerden çıkıyor, hatta daha da tehlikeli olanı yaparak öncü kolun da ötesine geçiyor ve tehlike bölgesine giriyordu. Mayıs'ta yapılan bir ateşkeste ölülerin toplanması sırasında bir çavuş kıyafeti giyerek toplayıcılar arasına katılmış, böylece düşmanın siperlerini bizzat görme imkanı yakalamıştı. Zira artık ölmek çok normal bir şey haline gelmişti.
Durum böyle ilerlerken 4 ila 6 Haziran arasında 3. Kirte Muharebeleri yaşandı ve büyük kayıplar verme pahasına da olsa bu Türk birliklerinin başarısıyla sonuçlandı. Bu muharebeler sonunda İngilizlerin zayiatı 6.000, Fransızların 2.000 kişiydi, Osmanlıların ise 9.000 zayiatı vardı. Düşman cephane ve sayı bakımından oldukça üstündü. Arada bariz bir fark vardı ve buna rağmen düşmanın ilerlemesi engellenebilmişti. Bizim için artık olduğumuz bölgeyi koruyabilmek bile bir zafer haline gelmişti. Bu muharebeler esnasında gene bölgeden kaçan, bozgunculuk çıkaran Arap kökenli askerler parlamaya başladılar. Tabii bunların arasına nadir de olsa Türk askerleri de karışıyordu. Bununla alakalı Mustafa Kemal'in 5 Haziran 1915 tarihli tümen emrine bakabiliriz. Düşmanın siperlere yapacağı piyade, makineli tüfek, topçu ve bomba ateşleriyle veya bundan başka herhangi bir vasıtayla hangi etkiyi yaparsa yapsın, yerini bırakan, siperini boşaltan, askerden subaylara kadar hangi rütbede olursa olsun firar eden her asker, o anda orada bulunan bir üstü tarafından idam edilecek ve neticesi bana bildirilecektir. Mustafa Kemal 1 Haziran'dan beri albaydı ve yetkisi daha da artmıştı, daha da artacaktı. 3. ve son bölüm. Jonkbayırı Muharebeleri. Savaş son hızla devam ediyor ve Çanakkale mahşeri denilen manzara gitgide büyüyordu. Zira bu savaş hendeklerde, tünellerde geçen ve metrekareye binlerce mermi ve şarapnel düşen bir mahşer yeriydi. Mustafa Kemal bu manzaraya ve günde sadece 2-3 saat uyuyabilmesine rağmen uykusundan feragat edip her gün en az yarım saatini kitap okumaya ayırıyordu. Böylece akıl sağlığını koruyabiliyor ve savaşın vehametine kapılmadan daha sakin bir kafayla yeni taktikler düşünebiliyordu. Diğer bir deyişle bir adım geri çekilip bütün resme bakmaya çalışıyordu. O şartlarda bile kitap okumaya çalışması size garip gelebilir fakat Mustafa Kemal'in kitap okumaya ne kadar meraklı olduğunu hem yazdığı eserlerden hem de düşünce biçiminden kestirebilirsiniz. Kitap okumak resmen onun kişiliği haline gelmiştir. Öyle ki dediğine göre ilkokul yıllarından beri cebindeki paranın yarısını mutlaka kitap almaya harcayan biridir. Zorlu savaş şartları esnasında bile Madame Corinne ve ileride yaverliğini yapacak olan çocukluk arkadaşı Salih Bozo'ya gönderdiği mektuplarda kitap eksikliğini vurgulamıştır. Cephede top ve tüfek sesinden ruhum karardı. Savaş şartları insanı sertleştiriyor. Lütfen bana okunacak romanlar gönderiniz. Zaman ilerledi ve Haziran ayının sonlarına yaklaşıldı. Kerevizdere Muharebeleri yaşandı. Bu muharebe 83 rakımlı tepe muharebesi olarak da bilinir. Düşman 7.000, Osmanlı ise 5.800 zayiat verdi. Savunma başarıyla gerçekleştirildi. Türklerin bu kararlılığı ve ölüme koşarcasına savaşmaları yenilme işlerindeki tek sebepti. Çünkü cephane açısından bakarsak aradaki fark uçurum kadardı. Bu muharebe sonucunda Çanakkale komutanı Liman von Sanders, Enver Paşa'ya durumu özetleyen şu telgrafı çekti. Düşman, yaptığı taarruzlarda anlatılamayacak kadar çok cephane ve pek az insan harcıyor. Biz ise pek çok insan, pek az cephane harcıyoruz. Hem Çanakkale'nin kritik durumu hem de Mustafa Kemal'in ısrarları üzerine 26 Haziran günü Enver Paşa Gelibolu'ya ziyarete gelmek zorunda kaldı. Tabii ki Mustafa Kemal'in hareketlerini eleştirmekten de geri durmadı. Zira bu bir takıntı haline gelmişti. İkisi de birbirine okul yıllarından beri pek ısınamamışlardı. Enver, Mustafa Kemal'in gönderdiği raporlara bile güvenmiyordu. Mustafa Kemal ise kendisine karışılmasından hiç hoşlanmıyordu. O, ancak tamamen özgür bırakılır ve tam yetki verilirse bütün potansiyelini ortaya koyabileceğini söylüyordu. Çünkü o ne zaman bir fikir yürütse, bir üst rütbedekiler karşı çıkıyor ve olur mu öyle şey diyerek istediğini yapmıyorlardı. Ne hikmetse generallerin olur mu öyle şey dediği her şeyde bir bir oluyordu ve bunu bir tek Mustafa Kemal düşünebiliyordu. Enver Paşa, Mustafa Kemal'in saldırı planlarını beğenmedi, karşı çıktı. Mustafa Kemal de çok biliyorsan kendin yaparsın havasında bir tepkiyle istifasını verdi. 28 Haziran'da Türkler bir saldırı düzenledi fakat başarısız oldular. Liman von Sanders, rica minnet bir şekilde Mustafa Kemal'i geri döndürmeyi başardı. Kurmay Başkanı Kazım'dan Mustafa Kemal'i ikna etmesini istedi. Kazım, Mustafa Kemal'i aradı. Nazik bir dille fikrini sordu. Durumu nasıl görüyorsunuz? Bu durumda ne yapmak gerek? Ne düşünüyorsunuz? Mustafa Kemal, bütün orduların ona verilmesi gerektiğini, harbi en iyi kendinin yönetebileceğini söylemişti zaten fakat ciddiye alınmamıştı. Size bundan önce durum hakkında ne düşündüğümü söylemiştim fakat dinletememiştim.
Şimdi yapılacak tek bir şey kalıyor. Elinizdeki bütün birlikleri benim kumandama vereceksiniz. Kazım alaycı bir sesle, ''Hepsi bu kadar mı? Fakat hepsi size çok fazla gelmez mi?'' Mustafa Kemal'in cevabı ise bütün kararlılığını ortaya koyuyordu. Az gelir. 28 Haziran ila 5 Temmuz arası Zığındere muharebeleri yaşandı. Bu cephenin en kanlısı olan muharebe olarak da anılır. 8 gün süren bu muharebeler sonunda Türk tarafının zayiatı çok ağır oldu. 16 bin zayiat verildi. Bunun sırf 14 bini Zığındere'de verilmişti. Bu muharebeler Alman Weber Paşa'nın da sonu oldu. Yerine 15 Temmuz tarihinden itibaren Behip Paşa atandı. İngilizlerin Temmuz'un sonlarına doğru büyük bir saldırı yapacağı öğrenildi. Zira uzun zamandır yıpratma savaşları yapılıyordu ve gerçekten de iki tarafta son derece yıpranmıştı. Büyük bir hazırlıkla ya hep ya hiç diyerek tam güç taarruz yapılacaktı. Büyük hazırlık sürerken 12-13 Temmuz tarihleri arasında da 2. Kerevizdere muharebeleri yaşandı ve düşman saldırısı yine boşa çıkarıldı. Türkler ellerindeki tüm kaynaklardan bulabildikleri kadar askeri yarımadaya takviye etmek üzere cepheye gönderdiler. Temmuz ayı geride kaldı. Tarih tekerrür etmekteydi. Tıpkı savaşın başlarında olduğu gibi von Sanders yine saldırının nereden geleceğini kestiremiyordu. Mustafa Kemal fikirlerini söylemişti fakat ciddiye alınmamıştı. Ama Mustafa Kemal yine Nisan ayında olduğu gibi haklı çıkacaktı. O, düşmanın asıl ve büyük taarruzunun Arıburnu'nun kuzeyinden olacağını üst makamlara tam 3 kez söylemişti. Tarihi bilinemezdi fakat eninde sonunda İngilizler akıllılık edecek ve düşünülemeyecek bir harekata kalkışacaktı. O harekatın içeriğini ise Mustafa Kemal gene tamı tamına doğru tahmin etmişti. Size önceki videoda Mustafa Kemal'in bu savaşta 2 kere rütbeleri yendiğini söylemiştim. 2 kere üstlerine karşı geldiğini ve kendi bildiğini okuduğunu ve yine haklı çıktığını söylemiştim. Birincisi 25 Nisan günüydü. Orasını zaten işledik. Şimdi ikincisine geldik. Mustafa Kemal daha 1 Haziran'da ordu komutanı Kurmay Başkan Kazım'a, 3 Haziran'da ise Kuzey Grubu komutanlığına Esat Paşa'ya yazmıştı. 9 Haziran'da da telefonla Liman Paşa'ya olacakları anlatmıştı ve erkenden önlem almak gerektiğini söylemişti. Ancak bu istekleri sonucunda bölgeye sadece Mustafa Kemal'i susturabilmek için bir tabur asker yollanmıştı. Çünkü onun haricinde kimse düşmanın oradan geleceğine inanmıyordu. Bunun sebebi de bölgenin çok yamaç ve zorlu bir araziye sahip olmasıydı. Yarbay Fahrettin buradan ancak çeteler yürüyebilir demişti. Esat Paşa, söyleyin Mustafa Kemal, siz düşmanın ne yapacağını düşünüyorsunuz diyerek ağzını aramıştı. Mustafa Kemal elini kaldırdı, kayalıkları gösterdi ve resmen geleceği okurcasına şu tespiti yaptı. Düşman buradan, Arıburnu'ndan başlayıp Koca Çimentepe'ye kadar yay çizerek gelecek. Oradan bir saldırı beklemeyeceğimiz için bizi gafil avlayacak. Bizim birçok kuvvetimiz diğer bölgelere yayıldığı için de bu saldırıyı karşılayamayacağız. Esat Paşa Mustafa Kemal'in omzunu sıvazladı ve gülerek ''Merak etmeyin beyefendi, gelemez.'' diyerek konuyu geçiştirdi. Lord Kinross bu konuyu Bir Milletin Yeniden Doğuşu adlı kitabında şöyle aktarmıştır. Seferin başından beri ikinci kez Mustafa Kemal'in görüşü doğru, üstlerininki ise yanlış çıktı. 6 Ağustos'ta düşman tam Esat Paşa'ya söylenmiş olduğu çizgi üzerinden saldırıya geçti. Mustafa Kemal yine yetkilerini aşan kararlar vermeye, hakkından fazla sorumluluk almaya başladı. İş emir komuta zincirini dinlemeye gelirse aylardır verdikleri mücadele boşa gidecekti. 7 Ağustos sabahında sabah saat 6'yı 10 geçe 14. Alay 1. Tabur Komutanlığı'na telgrafla şu emri geçti. 2 bölüğü orada bırakıp diğer 2 bölüğü bizzat kumandanız altına alarak süratle Jonkbayırı'na hareket ediniz ve düşmanın hiçbir ateş tesirine bakmaksızın en kısa yoldan hareket edip Jonkbayırı'nı mutlaka tutunuz. Bir aydır beklenen istihbaratı alınan saldırı 6 Ağustos gecesi başlamıştı. Asıl hedef Mustafa Kemal'in öngördüğü gibi Koca Çimentepe'ydi. Burası Jonkbayırı'nın kuzeyinde ve onunla bağlantılı olan bir tepeydi. Haberi alan Sanders, Kannengeiser'a kumandası altındaki 9. tümenle Koca Çimen'e yapılan saldırıyı durdurması emrini verdi. Kannengeiser, güç arazi koşullarında olabildiğince hızlı hareket ederek saat 4.30'da tepeye ulaştı. Saldırıyı durdurmayı başardılar fakat Kannengeiser ağır yaralandı. Saat 08.55'i gösterdiğinde Kuzey Grubu Kumandanlığı'na 72. Alay Kumandanı Binbaşı Mehmet Münir'den bir telgraf geldi.
Telgraf'ta bir saldırıya uğradıklarını ve zayiatın çok fazla olduğu yazıyordu. Mustafa Kemal oraya da destek birlik gönderdi. Mustafa Kemal'in Kuzey Grubu kumandanlığına çektiği telgrafa göre saat 13'ü 10 geçe durum şöyleydi. İstihkam bölükleri kumandanlığından alınan rapor aşağıda arz olunur. 1. Düşman Şahin Tepe'deki evvelce istihkam bölükleri tarafından işaret edilen mevkiyi işgal ettiyse de tarafımızdan açılan ateşe mukavemet edemeyerek siperleri terkle batıya doğru kaçıyor. Ateşle takip ediyoruz. 2. Düz Tepe'nin batısındaki Tahkimat Kale bölüğü işgal edilip sağında 25. alay, solunda 72. alay vardır. İrtibat kurulmuştur. 8 Ağustos sabahı şafak vaktinde İngilizler Koca Çimene ve Jonkbayırı'ndaki Mustafa Kemal'in birliklerine saldırdılar. Çatışmalar son derece şiddetli oldu. Von Sanders önceden Mustafa Kemal'i dinleseydi ve bu saldırı planına göre hazırlansaydı, zor durumda olan bizler değil, düşman birlikleri olacaktı. Sanders acilen Mustafa Kemal'i çağırdı ve Anafarta köyünün arkasında buluştular. Alman general öfke içerisindeydi. Bolayır'dan gelmesini emrettiği birlikler henüz gelmemişti. Suvla cephesi tam anlamıyla savunmasızdı. Türkler ise bütün gün her cepheye birlik göndermek için telgraflar çekmiş fakat hiçbir cevap alamamışlardı. Sanders kendini yetersiz görmeye başladı. Tüm birlikler onun yetkisindeydi ama sürekli Mustafa Kemal haklı çıkıyordu. Mustafa Kemal'e bütün birlikleri bu cephede birleştirmeye karar verdim. Umarım bu yeni birliğin komutasını siz alırsınız dedi. Mustafa Kemal'in az gelir sözünü hatırlayın. Şimdi bütün komutanları bir bir onun dediğine geliyorlardı ve ordu harap olduktan sonra toparlamak ve düzenlemek yine ona kalıyordu. Halbuki başta da söylediği gibi, ordu daha düzgünken komuta ona verilse her şey çok farklı olabilirdi. Mustafa Kemal bütün birlikleri saldırıya hazırladı. Bütün bir gün bu hazırlıklarla geçti. Aynı gün İngiliz başkumandanı Sir Ian Hamilton da bölgeye gelmişti ve saldırı hazırlığı emrini vermişti. Saat 11'de Mustafa Kemal günün tümen emrini yayınladı. 1. Düşmanın Jonkbayırı'na kadar yanaşan piyadeleri, kahraman askerlerimizin, fedakar subaylarımızın gayretiyle, orada bulundurduğumuz bataryalarımızın faaliyetiyle iftiharla bayırdan aşağı püskürtülmüştür. Ağıldere içinde düşmanın kaçmakta olduğu görülüyor. 2. Bu bilgiyi şimdi bütün erlere duyurunuz. 8 Ağustos'ta Liman Paşa'nın isteği üzerine akşam 21.50'de Mustafa Kemal'in Anafartalar Grubu komutanlığına atanması onaylandı. Mustafa Kemal bu vazifeyle alakalı olarak şunları söylemiştir. Böyle bir sorumluluğu yerine getirmek basit bir iş değildir. Sorumluluk ölmekten daha ağırdır. Fakat ben vatanım mahvolduktan sonra yaşamamaya karar verdiğim için kemale iftiharla bu sorumluluğu üstüme aldım ve hemen saatlerce uzakta bulunan Çamlıtekke karargahına atla hareket ettim. Her şeyi hızlı hızlı anlatıyorum fakat Mustafa Kemal o haftalarda ağır hastaydı. Sıtma nöbetleriyle mücadele ediyordu. Yaveri Kazım Efendi birkaç saat önce şehit olmuştu. Yola çıkarken yanına Doktor Hüseyin Bey'i almak zorunda kaldı. Artık bütün yetki ona verildiği için orduyu kendi bildiği gibi yönetebilecekti. Gece 1.30'da grup karargahına vardı. Sabah 4.30'da atına binip savaşı yöneteceği tepeye gitti. 9 Ağustos sabahı iki tarafta aynı anda saldırıya başladı. Eğer Mustafa Kemal bu görevi almış olmasaydı savaş orada kesinlikle kaybedilecekti. İngilizler Suvla önüne kuruldukları için Türk tarafı askerleri diğer bölgeleri garantiye almak için bölgeye yaymışlardı. Fakat Mustafa Kemal Suvla tarafından tam güçle bir saldırı yapılacağını düşünüyordu. Nitekim bu düşüncesinde de haklıydı. Birliklerini bir araya topladı. İki taraf da boğaz boğaza dövüştüler fakat İngilizler ilerleyemediler. Çünkü Türklerin bu savaş hazırlığı ve hücumu başarılı olmuştu. Suvla önündeki mevziler korunmuştu. Bu arada Jonkbayırı'ndaki mücadele de dengesizce ilerlemekteydi. Türkler bazen üstün geliyor, bazen geri düşüyorlardı. 19. Tümen'in kurmayları panik içindeydiler. Mustafa Kemal'i arayarak adamların yorgun düştüğünü, bir saldırıyı daha kaldıramayacaklarını ve kendilerinin de saldıramayacaklarını, düşmanın top atışlarının orduda moral bırakmadığını, isyan çıkacağına dair belirtiler olduğunu söylediler. Mustafa Kemal'in emrine bütün bir ordu bırakılmıştı fakat ortada ordu diye bir şey kalmamıştı. Mustafa Kemal gayet sakin bir ses tonuyla ''Endişe etmeyin, sadece benim burada Anafarta cephesindeki durumu düzene koymam için 24 saat dayanın yeter. Kısa bir süre içerisinde yanınızda olacağım, o zaman her şeyi düzene koyarım.'' Cepheler aylardır sürekli savaşan ve rütbelilerin yanlış kararları yüzünden sürekli telef olan savaştan bıkmış
evine dönmek isteyen veyahut öleceksek ölelim de kurtulalım bari diye düşünen askerlerle dolmuştu. Birçok birliğin başında subay kalmamıştı. Takım ve birlik komutanlarının çoğu şehit olmuştu. Çoğu karargahta komutayı erler ve onbaşılar almaya başlamıştı. 10 Ağustos için Mustafa Kemal bütün geceyi hazırlıkla geçirdi. Adamlarını siperlerin içine birbirleriyle olabildiğince yakın olacak şekilde yerleştirdi. Aralarında dolaşıp onlarla konuşarak moral vermeye çalıştı. Hava zifiri karanlıktı. Düşman siperleriyle aramızda sadece metreler vardı. Mustafa Kemal nihai kararını vermiş ve hazırlanmıştı. Askerlerine birçoğunun ölmeden önce duyacakları son sözler olan şu sözleri söyledi. Telaş etmeyin evlatlarım, hiç acele etmeyin. En doğru anı seçeceğiz. O zaman ben en öne çıkacağım. Süngülerinizi takmış olarak hazırda bekleyin. Ben kırbacımı kaldırdığım anda peşimden gelin ve taarruza geçin. Mustafa Kemal siperden çıktı. Bu kumar oynamaktan da öteydi. Resmen intihar girişimi gibi bir şeydi fakat o, ölecek olsa bile planının başarılı olacağına emindi. Kendini riske attı. Askerlerine cesaret vermek için öyle arka plandan, çadırlardan değil, bizzat en önden savaşa katıldı. Bu an çoğu kitapta yarım yamalak da olsa anlatılan, Mustafa Kemal'in savaşla nasıl iç içe olduğunu anlatan çok önemli bir andır. Bu yüzden burayı bir tarihçinin veya bir savaş raporunun anlatımıyla değil, bizzat Atatürk'ün Falih Rıfkı ve Afet İnan'a sonradan vereceği röportajlardan alıntı yaparak aktarıyorum. Gecenin karanlık perdesi tamamen kalkmıştı. Artık hücum anıydı. Saatime baktım. 4:30'a geliyordu. Birkaç dakika sonra ortalık tamamen ağaracak ve düşman askerlerimizi görebilecekti. Düşmanın piyade ve mitralyöz ateşi başlarsa ve kara ve deniz toplarının mermileri bu sıkı düzende duran askerlerimiz üzerinde bir defa patlarsa hücumun imkansızlığına şüphe yoktu. Hemen ileri koştum. Hücum safının önüne geçtim. Gayet seri ve kısa bir teftiş yaptım. Yüksek sesle askerlere selam verdim ve dedim ki ''Askerler, karşımızdaki düşmanı mağlup edeceğimize hiç şüphe yoktur. Fakat siz acele etmeyin. Evvela ben ileri gideyim. Siz ben kırbacımla işaret verdiğim zaman hep birden atılırsınız. Ben vurulsam bile tereddüt etmeyin.'' Mustafa Kemal ileri çıktı ve emrini verdi. Saatlerdir sakin sakin duran cephelerde çığlıklar duyulmaya başladı. Türkler karanlığın içinden süngüleri hazır bir şekilde koşmaya başlamıştı. Düşman ne olduğunu anlayamadan cepheleri terk etmeye başladı. Yakalananlar oracıkta can verdi. Mustafa Kemal orada yaşananları şöyle kaydetti. 4 saat mücadeleden sonra 23. ve 24. alaylarımız Conk Bayırı'nı tümüyle düşmandan temizledi. Ve 28. alayda Şahin Sırt'ın en yüksek sırtını geri aldıktan sonra Sarı Tarla ve Ağıl üzerine batıya saldırdılar. Birliklerimiz önüne çıkan düşman kıtalarını mağlup ediyor ve hezimete uğratıyordu. Conk Bayırı askerlerimizin eline geçtikten sonra düşman karadan ve denizden yönettiği seri ve yoğun topçu ateşiyle Conk Bayırı'nı tamamen bir cehenneme çevirmişti. Gökyüzünden şarapnel, demir parçaları yağıyor, büyük çaplı deniz toplarının tam isabetli mermileri yerin içine girdikten sonra patlıyor, yanımızda, kenarımızda büyük lağımlar açıyordu. Bütün Conk Bayırı yoğun dumanlar ve ateşler içinde kaldı. Herkes kaderine razı, akıbetini bekliyordu. Hava resmen zehirliydi. Etrafımız şehitler ve yaralılarla doluydu. O esnada göğsüme bir şarapnel parçası isabet etti. Fakat vücuduma giremedi. Cebimdeki saate çarptı, parça parça etti. Bu saat enkazını daha sonra hatıra olmak üzere Liman von Sanders'e hediye ettim. O da bana üzerinde aile asalet arması bulunan kendi saatini verdi. 8 saattir savaşıyorduk ve düşmanı kıyılardan bile temizlemiştik. Artık taarruzu durdurma emri verdim. O gün İngilizler için korku verici bir gün olmuştu. Karanlıkta hiçbir ses yokken birden ellerinde süngülerle üstlerine atlayan Türklerle karşılaştılar. Böyle giderse kazanacağız, biraz daha sabredelim, sonra eve döneceğiz diye ümitlenirken geldikleri gibi gerisin geriye kaçmak zorunda kaldılar ve aylardır tuttukları bütün mevzi ve tepeleri terk ettiler. Yüzerek kaçmaya çalışanların çoğu boğuldu ya da yüzerken vuruldu. Buyurun, isterseniz 10 Ağustos'ta elde edilen bu başarıdan sonra 5. Ordu Kumandanlığı'na çekilen telgrafı görelim. Bugün öğleden evvel saat 4:30 sıralarında 8. Tümen Cephesi'nde yapılan hücum başarıyla son bulmuş ve düşman Conk Bayırı'ndan püskürtülüp atılmış ve Şahin Tepe'nin yüksek kısmı da zapt edilip geri alınmıştır.
ganimet olarak elde edilen silah vesaire hakkında tam bilgi alınamadığından bunlar daha sonra arz edilecektir. 4. tümenden 14. alayla 7. tümenin 20. alayının 2. taburu birlikte kışlalarındaki Kayacık Deresi güneybatı sırtlarına taarruz etmişler ve kısmen adı geçen derenin güney yamaçlarına çıkmışlardır. Düşman 3000'den fazla ölü bırakmış ve 34. alay tarafından 2 makineli tüfek ele geçirilmiştir. Kıtalar zapt edilen mevzilerde tahkimatla bilhassa Jonk Bayırı'nda 161 rakımlı tepede birer dayanak noktası yapmakla meşgul olmaktadır. Anafartalar Grubu Kumandanı Mustafa Kemal. 10 Ağustos 1915'te yaşananları İngiliz Generali Hamilton şöyle tarif etti. Zamanımız fendinin hazırladığı bütün silahları ellerinden atarak hasımlarımızla boğaz boğaza dövüşen erlerimizin yanına generaller de katıldılar. General Cayley, General Cooper, General Baldwin o gün hayatlarını kaybedenler arasındalar. Türkler birbiri ardınca pek yiğitçe savaştılar. Bu boğuşmayı yazı ile tasvir etmek mümkün değildir. General Birdwood da o günün zayiatının 12.000 civarında olduğunu bildirmiştir. İngilizler resmen geldiklerine pişman oldular. Yüksek rütbeleriyle daha da yükselmek için bu savaşa gönüllü katılan subaylar, alınlarında bir kara leke ve başarısızlıkla geri dönmek zorunda kaldılar. İngiltere'den savaşı durdurun yeter artık telgrafları gelmeye başladı. İngilizler büyük saldırı planlarını devreye sokabilselerdi, zafer onların olacaktı fakat ne kadar hesap yaparlarsa yapsınlar hesaplayamadıkları biri vardı. Mustafa Kemal. Türk tarafında moraller yükselmiş, güçlü bir inanç hakim olmuştu. Jonk Bayırı taarruzu hakkında Fahrettin Altay Paşa'nın yorumu şöyleydi. Mustafa Kemal 10 Ağustos'ta yalnız İstanbul'un değil, bütün bir memleketin işgalini önlemiştir. Artık ümitleri kalmayan İngilizler Gelibolu Yarımadası'nı boşaltıp çekilip gitmeye mecbur kalıyorlardı. İngilizlerden artık ses çıkmıyordu. Gizliden gizliye geri dönmeye hazırlanıyor ve yavaşça birliklerini topluyorlardı. Hatta mevzilere silah bağlayıp sanki asker varmış gibi bir görüntü vererek askerleri tahliye etmeye başladılar. Yorucu geçen aylardan sonra Mustafa Kemal iyice rahatsızlanmaya başladı. Böbrek sancıları ve sıtma krizleri baş gösterdi. Kendisine Alman kralından bile nişanlar gelirken, sıhhatler dilenirken, 4 Ekim günü teftişe giren Enver Paşa, Mustafa Kemal'i ziyaret etme gereği bile duymadı. Halbuki oraya elini kolunu sallayarak ziyarete gelebilmesi bile Mustafa Kemal'in sayesindeydi. Mustafa Kemal, düşmanın çekileceğini haftalardır biliyordu. 10 Ağustos'ta zaferi garantilemişti. Düşmanın Gelibolu topraklarında artık başarı şansının kalmadığının farkındaydı. Enver Paşa'ya düşmanın sessizce kaçmasına meydan vermeden ani bir taarruzla nihai bir zafer almayı teklif etti. Fakat bu tasarısı reddedildi. Artık feda edecek tek bir askerimiz bile yoktur, cevabını aldı. Mustafa Kemal, 10 Aralık 1915'te, öyleyse bana da gerek yoktur. Zaten savaş bitmiş sayılır. Siz istediğinizi söyleyin, İngilizler pes ettiklerini birkaç güne bildirirler, diyerek istifasını verdi. Zaten Enver'in terbiyesizliği yüzünden buna sonuna kadar hakkı vardı. Bir savaşın galibi olarak hem de tabiri caizse süper bir akıl gösterisi sergileyerek böyle bir hizmet vermiş olduğu halde hastayken ziyarete bile gelinmemesi kabul edilemez bir terbiyesizlikti. Kaldı ki kendisi Anafartalar grubu komutanıydı. Liman von Sanders bu istifayı ne yaptı etti hava tebdiline çevirdi ve onu izne gönderdi. Zira gelecekteki savaşlarda ordunun ona ihtiyacı olacaktı. Mustafa Kemal İstanbul Beşiktaş'ta kiraladığı evde dinlenmeye ve iyileşmeye çalıştı. Zor savaş şartları altında sabah akşam barut ve kan kokusu solumak onu iyiden iyiye kötüleştirmişti. Zaten 9 gün sonra da aynen öngördüğü gibi savaş tamamen bitmiş olacaktı. İngilizler mevzileri terk edeli haftalar olmuştu. Ancak mevzilere kasıtlı olarak dikilen silahlar yüzünden nöbetçiler bunu fark edememişti. Zaten emir gelmediği sürece kimse başını çukurlardan kaldırıp bakmaya yeltenmiyordu. Mustafa Kemal'in kontrol talebi ise geri çevrilmişti. Bu yüzden biz savaşın bittiğini çok sonra fark edebildik. Aralık 1915'te İngilizler Gelibolu'yu tamamen boşalttılar. 8 ay süren savaş sonunda sona erdi fakat çok şeye mal oldu. Savaş, insanı erken büyümek zorunda bırakan bir olaydır. Savaşla geçen bir gün insanı 10 yıl yaşlandırabilir. Çünkü oradaki ateş altında insanın oynadığı şey kendi hayatıdır. Fakat eğer o savaş gününde teraziye koyulan yalnız kendi hayatınız değil de sizin emrinizde olan yüzlerce, binlerce insanın da hayatıysa, işte o zaman Mustafa Kemal'in de dediği gibi
sorumluluk ölmekten daha ağır bir şey haline gelir. Ve bu sorumluluk sizi bir gün içinde insanüstü biri yapabilir ve tarihe de adınızı yazdırabilir. Tabii ki bu savaşın birçok kahramanı vardır. Örneğin daha önce söylediğim gibi Boğaz'daki mayınlı alanları düşmanın temizlemesine rağmen saldırı başlayacakken Türkler tekrar gizlice mayın döşemişlerdir. Bu, Nusrat Mayın Gemisi'nin askerlerinin tarihe geçen bir başarısıdır ve iftiharla anılır. Mehmet Çavuş gibi, Nusrat Mayın Gemisi gibi, Seyit Onbaşı gibi onlarca kahramanın azmiyle ve bunları en iyi şekilde değerlendiren Mustafa Kemal'in dehasıyla, alnımızın akıyla bu savaştan galip çıktık. Metrekareye 6000 mermi düşen savaş olarak da bilinen Çanakkale Savaşı, gerçekten de binlerce ton cephanenin harcandığı, cesetler vadisine dönüşen son derece acı dolu bir savaş olmuştur. Bununla alakalı bir rapor paylaşmak gerekirse, buyurun bu sefer düşman orduları kumandanlarının çektiği bir telgrafı görelim. Türklerin bir hafta önce, 24 saat zarfında yalnız Anzak mevzilerine en az 1 milyon mermi attıkları hesap edildi. Güney cephemizde bizim üzerimize yağdırılan mermiler buna dahil değildir. General Birdwood'un siperlerine 10 dakikada 240 top mermisi atıldığını Amiral Thursby saymıştır. Şimdi bunun 8 ay 14 gün boyunca her gün katlanarak devam ettiğini düşünün. Bunun hem insan hem de para kaybına ne denli etki ettiğini ve bir imparatorluğu ve halkını nasıl yıpratacağını hayal etmeye çalışın. Churchill'in verdiği rapora göre İtilaf devletlerinin Çanakkale'deki zayiatı 200 bin civarındadır. Biz ise 186.869 şehit, yaralı ve kayıp verdik. 256 bin şehit verdik diyenler ya da Çanakkale önemsizdi, orada sadece 40 bin şehit verdik diyenler olsa da resmi raporlara göre zayiatımız bu şekildedir. İngiltere'nin 1. Dünya Savaşı'ndaki genel kaybı neredeyse 1 milyona yakındı. İngiltere 2. Dünya Savaşı'nda bile bu denli bir kayıp vermeyecekti. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra 250 bin kişi sivil hayata kol ve bacakları kayıp şekilde geri döndü. Bu savaş bütün dünyada en az bir neslin boşa gitmesiyle sonuçlanmıştı. 1 Kasım 1918'de saat 11'de Fransa harap olduğu savaşın galibi olarak Compiègne Ormanı'nda Almanya ile imzaladığı mütareke ile 1. Dünya Savaşı'nı fiilen bitirmişti. Bu barış antlaşmaları arasında Versay Antlaşması ile mağlup olan Almanya'dan 1870 Savaşı'nın intikamı alınmaya çalışılacak ve bu 2. Dünya Savaşı'nı hazırlayan ana etkenlerden biri olacaktı. Esasında 1. Dünya Savaşı'nı sadece mağluplar değil, galipler bile kaybetmişti. Dünya büyük bir değişime girmek zorunda kalmıştı. Tahtlar ve taçlar kalkmış, imparatorluklar ve krallıklar dağılmıştı. Birçok ülke parçalandı. Sadece Osmanlı İmparatorluğu değil, Habsburgların Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Rusya'nın Romanov Hanedanı ve aslında geleneği zayıf olsa da o güne kadar varlığını devam ettiren Alman İmparatorluğu da tarihe karıştı. Birçok ülkede hanedan ailesi bebeklerine kadar kurşuna dizildi. Kalan birkaç imparatorluk da 2. Dünya Savaşı'nda temizlenecekti. Bu savaş birçok millet için kötü sonuçlandı fakat belki de en kötü sonuç İngiltere için gerçekleşmişti. İngiltere İmparatorluğu ilk defa 4 uzun yıl boyunca kavga etmek zorunda kalmıştı. İngiltere ekonomisi tarihte yaşamadığı bir buhran öncesine girmişti. Savaşı çok uzattıkları ve Türkler bir türlü pes etmedikleri için bunun suçlusu olarak Osmanlı görülmekteydi. Dolayısıyla ilk fırsatta bunun faturası Osmanlı'ya kesilecekti. Nitekim Mondros ve Sevr Antlaşması gibi projeler bunun kanıtıdır. 1. Dünya Savaşı sonucunda İngiltere, dünya gemisinin kaptanlığını kaybetmiş, 1928'de yaşanacak olan büyük buhranla ipleri Amerika'ya kaptırmıştır. 1. ve 2. Dünya Savaşı'nda silah ticaretini sağlayan, ülkelerin birbirini yok etmesi için gerekli desteği sunan en önemli ülke Amerika'dır. Tabiri caizse bu savaşlar bir tek Amerika'ya yaramıştır. Amerika'ya bela olmak için ileride Sovyetler Birliği harekete geçecek fakat o da başarılı olamayacaktır. O günden bugüne toparlanmaya çalışan ülkelere Amerika yardımda bulunacak, bunun karşılığını da sinsice misliyle alacaktır. Ki halen daha almaktadır. Türk halkı acı dolu Balkan muharebelerinden, parçalanmış Orta Doğu'dan, Sarıkamış'ta verdikleri kayıplardan, bitmek bilmeyen Çanakkale savaşlarından bunalmış olsa da yılmamış, bunun da üzerine Yunanlarla savaşarak kurtuluş mücadelesine devam etmiş ve kararlı bir şekilde küllerinden dirilmeyi başarmıştır. Diğer dünya ülkeleri bu buhranları başarıyla atlatamamış, Alman halkı Nazizmin, İtalya Faşizmin, Sovyetler Birliği ise Sosyalizmin kurbanı olmuş, daha doğudaysa Mao halkını felakete sürüklemiştir.
Türkiye ise bir işgalden kurtulup ayağa kalkmış, modernleşerek, laikleşerek hayatta kalmayı başarmış, fakat nedense yine de torunlarına yaranamamıştır. Öyle ki halen günümüzde Atatürk beğenilmemekte, hatıraları unutturulmaya çalışılmaktadır. Bunca olay yaşanmışken hem Alman hem de Osmanlı subayları arasında Atatürk'ün kararları bu denli isabetli olmuş ve başarı getirmişken, gösterdiği metanetle Anafartalar kahramanı Sarı Paşa unvanını almışken, Atatürk'süz bir Çanakkale Savaşı tarihi yazmaya kalkmak halt etmektir. Buna teşebbüs etmek için ya kör, ya cahil, ya nankör ya da azılı bir Atatürk düşmanı olmak gerekir. Atatürk, Anafartalar kahramanı olarak her zaman hatırlanacaktır. Ama bugünlerde Atatürk'e çamur atmaya kalkanları, yarın halkımız ya hatırlamayacak ya da yalancı olarak hatırlayacaktır. Atatürk, binbir güçlükle karşılaşmış, hem askeri alanda hem de politikada sürekli üstüne oyun oynanmış bir adamdır. Hani derler ya, meyve veren ağaç taşlanır. Onunki de o hesaptır. Atatürk bütün bunlara göğüs germiş ve başarılı çıkmış biridir. Her ne başardıysa kendi iradesiyle, kendi yeteneği ve zekasıyla ve Türk halkının sarsılmaz desteğiyle başarmıştır. Atatürk arkadaşları sayesinde değil, arkadaşlarına rağmen başarılı olmuş biridir. Bu yüzden de o tam manasıyla büyük bir adamdır. Peki Atatürk'e göre büyüklük nedir? Bunu daha Selanik yıllarında Cemal Paşa'ya söylediği şu sözlerden anlayabiliriz. Kimselere kendinizi beğendirmek derdine düşmeyiniz. Bunun hiçbir kıymeti ve ehemmiyeti yoktur. Şunun bunun pohpohlamalarından kuvvet almaya tenezzül etmeyiniz. Büyüklük odur ki hiç kimseye eğilmeyeceksin. Hiç kimseyi aldatmayacaksın. Memleket için hakiki mefkure ne ise onu görecek, o hedefe doğru yürüyeceksin. Herkes senin aleyhinde bulunacaktır. Fakat asla irkilmeyeceksin. Önüne sayısız engeller yığacaklardır. Kimseden yardım gelmeyeceğine inanarak bu engelleri aşacaksın. Ondan sonra da sana büyüksün derlerse, bunu diyenlere gülüp geçeceksin. Daha anlatabileceğimiz birçok olay ve örnek gösterebileceğimiz birçok anekdot var, fakat sanırım bu kadar bilgi ve 3 video yeterli olacaktır. Çanakkale Savaşları ile alakalı belgesel serimizin sonuna geldik. Şimdilik bu kadar. Ben Diamond, diğer tarih videolarımda görüşmek üzere.